Herkese merhabalar. Önemli bir videoda karşınızdayım. Plüto Kova transitinden sizlere bahsedeceğim. 2044 yılına kadar etkisi altında olacağımız ve hayatımızın hemen hemen her alanında büyük değişimler ve dönüşümler yaşayacağımız, köhne olan durumların yıkılacağı, yerine yenilerinin inşa edileceği, teknolojinin son derece gelişeceği, eski bağnaz sistemlerin ve düşünce sistemlerinin tamamen değişeceği çok enteresan bir dönem başlıyor bizler için. O yüzden bu videoyu özel olarak çekmek istedim. Biliyorsunuz genelde yeni ay ve dolunayları çekiyorum ama Plüto Kova transitini atlamam mümkün değildi. Şimdi ilk önce bunu anlamak adına Plüto Oğlak transitinden sizlere bahsetmek istiyorum. Yani geçirdiğimiz dönemden. 26 Ocak 2028'de Plüto Oğlak burcuna geçti ve Plüto Oğlak burcuna geçtiğinde Ay ve Uranüs karşıttı ve Mars'ta kare açı yapıyordu. Oğlak retro konumdaydı ve Başak burcunda ilerliyordu. Bu bize şunu gösteriyordu. Geçmişteki yozlukların, geçmiş geleneksel ve medeniyete uymayan sistemlerin daha yoğun bir şekilde 2008'den 2024, 21 Ocağı'na kadar hakimiyetinden bize bahsetti. Zaten dünya genelinde de, kendi ülkemizde de buna bakabilirsiniz. Geleneksel olana yozluk derecesinde bağlanmak, geleceğe doğru ilerlemeye direnç gösterme ile ilgili durumlar yaşandı. Şimdi bizim ülkemizde Ankara saatiyle baktığımızda da dördüncü evde gerçekleşecek Oğlak Burcu'ndan çıkıp Kova Burcu'na geçiş transiti Plüto'nun. Plüto Kova Burcu'na 21 Ocak'ta giriş yaptığında 2024'ün sonra bir kere daha son bir kez Oğlak Burcu'nda bir transit daha yapacak. Bunun da tarihleri 2 Eylül 2024 ile 19 Kasım 2024 arasında olacak. Yani tekrar Kova'dan çıkıp Oğlak Burcu'na geçecek ve hali hazırda aynı tarz yoz sistemler devam ediyorsa, düşünceler devam ediyorsa, ilerlemeye engel olan durumlar devam ediyorsa son kırılımını ve yıkımını burada yapacak ve ondan sonra artık tamamen Kova Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Biraz sonra videonun ilerleyen dönemlerinde sizlerin Plüto Oğlak döngüsünde yani 2008'den bu yana hayatlarınızda neler yaşamış olduğundan bahsedeceğim burçlarınıza ve yükselen burçlarınıza göre. Oradan bakarsınız nelerin değiştiğini ve dönüştüğünü daha iyi anlarsınız. Akabinde de tabii ki Kova'ya geçişte olası olarak önünüze neler beklediğinden de bahsedeceğim. Şimdi Plüto'nun Kova'daki etkilerinden bahsedeyim henüz burçlara geçmeden önce. Biz Plüto Kova'ya bir geçiş yaşadık 2023 yılında. 23 Mart ile 11 Haziran arasında bir fragman yaşadık. Plüto Kova'ya bir geçti o zaman. Bir düşünün bakalım 23 Mart ve 11 Haziran 2023 aralığında neler yaşadınız? İşte o yaşamış olduklarınız aslında 21 Ocak 2024'ten 44 yılına 2044 yılına kadar yaşayacağınız tecrübeleri, deneyimlerin göstergesiydi. İlk size böyle bir bilgi, bir fragman verdi zaten Plüto Kova. Şimdi aslında 21 Ocak, 21 Ocak diyoruz da Türkiye saatiyle, Ankara saatiyle 20 Ocak akşam saat 22:58'de Plüto Kova Burcu'nda transitine başlıyor. Transitine başladığı zaman yükselen burçta terazi burcu oluyor. Demek ki tamamen adalet sistemiyle ilgili 2044 yılına kadar giden bir süreç dünya genelinde ve özellikle de ülkemizde yaşanacak gözüküyor. Ve Güneş Plüto ile tabii ki kavuşuyor. Bu çok güçlü bir değişim ve dönüşümün göstergesi. Plüto şans noktasıyla ve yükselenle son derece uyumlu etkiler gösteriyor. Demek ki bizi ileriye doğru bir füze gibi fırlatacak bir süreci de gösteriyor. Ay Satürn'e de kare açı yapıyor. Dolayısıyla Satürn'ün neydi? Eski yoz sistemleri, bağnaz düşünceleri, yaptırım gücünü, orduyu, askeri gücü, orduyla ilgili olan durumları gösteriyordu. Demek ki burada da tamamen yönetim sistemlerimiz, yöneticilerimiz, orduyla ilgili olan konular, ekonomik sistem, bütün kural, yasa ve kanunlarla ilgili olan durumlarda büyük bir değişim ve dönüşüm bizleri bekliyor olabilir. Zaten hani genel yapısına baktığınız zaman Oğlak'ta olduğu dönem içerisinde Oğlak totaliter rejimleri bize gösterir.
yaptırım gücünü gösterir. Devlet veya devlet kurumlarının baskılarını veya yöneticilerin, devlet demeyelim, yönetim kadrolarının baskılarını gösterir. İnsanları baskıyla, kurallarla, yaptırımlarla köleleştirme sistemini aslında gösterirdi. Ve zorlu bir süreç geçirdi aslında bütün dünya. Şimdi ise değişim ve dönüşüm başlıyor. Kova dediğimiz zaman hümanizm devreye girer. İnsanlar, topluluklar, gruplar, dernekler, vakıflar, yani tek bir yönetim değil, grupların yönetimiyle ilgili olan bir durumu. Hümanist, insan hakları ile ilgili olan bir durumu bizlere göstermeye başlar. Bu anlamda baktığımızda gayet iyi. Teknolojide inanılmaz, tahmin bile edemeyeceğimiz bir ilerleyiş. İşte artık uçan arabalar mı göreceğiz? İşte telefondan ihtiyaç duymayacağız. 2044'e kadar olan sürede söylüyorum, telepati olarak mı? Çünkü telepati de çok güçlenecek. Mi görüşeceğiz? Artık bunu tahmin ben de edemiyorum ama bizim öngöremediğimiz bir teknolojik çağa giriş yapıyoruz. Ve bizlerin de buna uyumlanması gerekiyor. Eski sistemde kalanlar ilerleyemeyecekler. Yani her çıkan yeni yazılım olsun, yeni program olsun, bunları takip etmemiz, teknolojiyi takip etmemiz şart. Eskide kalmamak ve bizlerin de yozlaşmaması adına. Yani şöyle söyleyebilirim. Eskiden yönetici veya totaliter konumdaki kişilerin elindeyken sistemleri yönetmek artık grupların, artık halkların eline geçecek. Halkların hak ve özgürlük arayışları ön plana gelecek. Bu anlamda tabii ki güzel ama bunlar belirli çatışmaları da gündeme getirebilir. Tabii bunun yanı sıra teknolojinin bu kadar çok ilerliyor olmasının da hem avantaj hem dezavantajları söz konusu olabilir. Çünkü yeni bir sistemde insanların bilinçaltlarını artık çok daha rahat programlayacaklar. Ve insanları bu sefer tamam totaliter rejim baskı ve korkuyla Pluto Oğlak'tayken yönetiyordu. Bu sefer ise beyin frekanslarımızı etkileyebilir, algılarımızı değiştirebilir ve bizleri de robotik bir konuma da getirebilirler. Yani burada teknolojinin işte bir bıçak gibi olumluya ya da olumsuza kullanılması gibi bir durum da söz konusu olacaktır. Bu alanda da uyanık olmak gerekiyor. Bilim tabii ki hayatımızda olacak, yeni teknolojiler hayatımızda olacak ama bunu yaparken de bilinçaltlarımıza ve frekanslarımıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben önemli bir çalışma yapacağım. Burçlara olan etkilere geçmeden önce bunu söylemek istiyorum. Plüto Kova dönüşümü çalışmasını yapacağım. Önemli bir çalışma çünkü önümüzde biraz önce size bahsettiğim gibi çok bambaşka bir dünyaya, başka bir boyuta geçişimiz var. Burada çok sağlam durmamız gerekir. Bilinçaltlarımızı korumamız gerekir. Daim koruma altında olmamız gerekir. İlmimizin, bilgimizin ve zihnimizin çok aktif bir şekilde çalışması gerekir. Bunları sağlayacak bize. Tabii bunun yanı sıra pek çok başka çalışmaya katılanlara da bahsederim. Pek çok başka güzel etkileri de olacak çalışmamızın. Ve tabii ki ileriye dönük olarak o niyetimizin gerçekleşmesi adına da yapacağız biz bu çalışmayı. Yani bir şekilde Plüto Kova'ya uyumlanacağız. Bu uyumlanmak çok çok önemli. 7 kat endamımızla uyumlanacağız. Zihinsel frekanslarımızla uyumlanacağız. Ve başkalarına değil bilinçaltımızı, kendi bilinçaltımızı yönetebilecek konuma geleceğiz. Bu nedenle bu çalışma çok çok önemli. 18, 19, 20 Ocak 2024'te gerçekleştireceğim bu çalışmayı. Sonra bir kere daha yapabilirim. Bunu ne zaman yapabilirim? Onu söyleyeyim sizlere. Demiştim ya sizlere Oğlak Burcu'nda Plüto tekrar bir geriye gidecek ve bir transit yapacak diye 2 Eylül ile 19 Kasım arasında. İşte ona girmeden önce Ağustos sonunda bir kere daha bunu tekrarlamaya niyet ediyorum. Ama ilk giriş çok önemli. O yüzden bu videoyu dinlediğiniz anda kendinize bir iyilik yapın ve 2044'e kadar ki olan yatırımınızı gerçekleştirin, yaşamsal yatırımınızı gerçekleştirin demek istiyorum sizlere. 2044'e kadar yaşamsal yatırımınızı gerçekleştirip kendinize bu armağanı verin. Çünkü şu anda pek çok insan buna hazır değil. Buna hazırlanmak çok 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 önemli. Kova dediğimiz zaman beklenilmedik durumlar gelir. Tahmin bile edemezsiniz. Mesela ilerleyen Kova'da, Pluto Kova'da olduğu zaman fırtınalar ve hava muhalefetleriyle de ilgili büyük afetler bekliyor. Korumak lazım bunlardan. Kendimizi korumak lazım, ailemizi korumak lazım. Tabii ben korumalarla ilgili ayrı çalışmalar yapıyorum ama
bireysel olarak katılıyorsunuz belki bu çalışmaya. 10 tane dileğinizi kendi kanınızdan olan çocuklarınız için de dileyebiliyorsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Evet, şimdi bakalım. Burçlara ne tarzda bir etkileri olmuş Plüto Oğlak'tayken, transitini yaparken ve olası Plüto Kova'ya geçtiğinde ne tarz etkilerle karşılaşacaksınız? Bunu dinlerken mutlaka tabii ki burcunuzu dinlediğiniz gibi biliyorsanız yükselen burcunuzu da dinleyin. Şimdi başlıyoruz. Burçlara olan etkiler neymiş ve neler olacakmış? Evet sevgili Koç, yükselen Koç ve Ay burcu Koçlar. 2008 Ocak ayıyla 26 Ocak 2008 ile 20 Ocak 2024 aralığında Oğlak transiti sizin iş ve kariyer alanlarınızı etkiledi. Bu alanlarla ilgili bir mücadele içerisinde oldunuz. Belki ön plana çıkmak, kendinizi ispat etmek, hak ettiğiniz yeri bulmak adına çok mücadele ettiniz. Öğrenci olanlar belki eğitimleriyle ilgili bu alanlarda çok mücadele etti. Bunun yanı sıra evliliklerinizle ilgili bazı değişim ve dönüşümler oldu. Bazılarınız evlendi, bazılarınız boşandı, bazılarınız tekrar evlilik aşamasına geçti. Bazılarınız işleriyle ilgili çok çalıştı, sonra gitti ve kendisine bir iş kurdu. Ve zannedersem eğer frekansınız da yüksekse bu Oğlak transitten, Plüto Oğlak'tan çıkmadan önce iş ve kariyer alanında da hak ettiklerinizi bulmaya başladınız. Ve evlilik konusunda da belki de arzu ettiğiniz konuma doğru geldiniz. Eğer enerjileri iyi değerlendirdiyseniz ve frekansınız yüksek olduysa. Bununla ilgili, yani sizin 10. ev konularınızla ilgili, işiniz ve kariyeriniz ve evliliğinizle ilgili 2 Eylül 2024 ile Kasım 26 Kasım 19 Kasım arasında tekrar bir sınava gireceksiniz. Gerçekten değiştirmesi gerekli olanları değiştirdiniz mi, dönüştürdünüz mü diye bakılacak ve eğer yaptıysanız bu alanda da işiniz ve kariyeriniz anlamında ve evliliğinizle ilgili olan konuda yıldızınızın yükseldiği konularda ödüller alma ihtimaliniz de söz konusu olabilecek. Şimdi 20 Ocak akşamı, biz yine 21 Ocak diyelim. 21 Ocak'ta Plüto Kova burcuna geçiş yapıyor. Ama onun öncesinde bir fragman yaptı sizlere. Ne zaman? 23 Mart ile 11 Haziran arasında yaptı 2023'ün. Bir oraya dönüp gidip bir bakın. Neler yaşadınız? İşte bu aslında 2044 yılına kadar yaşayacaklarınızla ilgili bir ön fragman verdi size. Güzel işler mi oluştu? Bazı konularda mücadele mi ettiniz? Herkesin kendi bireysel hayatlarında farklı farklı. Bir bakın bakalım neler gördünüz. Bu fragmandan bir şeyler çıkartın. Şimdi 2024'ün 21 Ocağı itibariyle 2044'e kadar siz insanların önünde konuşmak, topluluklara hitap etmek, grup, dernek, organizasyon ve vakıflarda varlık sürdürmek, hatta bu konularda liderlik etme ile ilgili bir deneyime girebilirsiniz. Çeşitli tecrübelerden geçip ve frekansı da yüksek tutarsanız başarıya da ulaşacak ve gerçekten de o sosyal çevre olsun, gruplar, dernekler, organizasyonlar olsun, onlar da söz sahibi olan bir konuma gelebileceksiniz. Ayrıca size mucizeler de getirebilecek olan bir etki altındasınız. Yani bir dönemler çok uğraştınız, çok mücadele ettiğiniz pek çok şeyin mucizevi bir şekilde oluşmaya başladığını görebilirsiniz. 2044'e kadar olan süreç içerisinde. Özellikle her türlü anlaşma ve sözleşme, evlilik, partnerlik ilişkileriyle de ilgili, hukuki konularla da ilgili güzel mucizeler de yaşayabilirsiniz. Belki çok güzel bir evlilik inşa edebilirsiniz ki bu arkadaş çevrenizden tanıştığınız, sosyal çevrenizden tanıştığınız, dernek organizasyonları içerisinde tanıştığınız bir kişiyle oluşturacağınız bir evlilik de olabilir bekarlar için. Veyahut da grup ve organizasyonlarla yapmış olduğunuz anlaşmalarda çok daha ön plana çıkabilirsiniz. Tabii ki bunlar Pluto buraya girdiği için sizdeki bazı şeyleri dönüştürmeye çalışacaktır. Siz eğer ben merkezi davranıyorsanız, toplumlara hitap edeceğiniz bir duruma geçerken ben merkezi kalırsanız sizi yoracaktır, mücadele ettirecektir size. Beni bırakıp bize geçtiğinizde ki bu sizler için çok çok önemli olacak sevgili Koç, yükselen Koçlar, bize geçtiğinizde ve biz adına hareket ettiğinizde inanılmaz başarılara ulaşabilirsiniz. Şimdi benim sizlere önerim var. Kendimi mucizelere açıyorum, mucizevi güzellikler yaşıyorum tarzında olumlamayı sık sık yapın. Ben kelimesini değil biz kelimesini çok kullanarak hareket edin. Cümlelerinize dikkat edin. Ve
En azından 21 gün. Aslında bu ilk girişte bir 41 gün, 41 gün olursa çok daha iyi olur. 21 gün en azından. Ya Mubdi Ya Muid Esma terkibinde 181 kere zikretmeye özen gösterin. Ama daha önemlisi, bu videoyu dinlediğinizde ve kaçırmamışsanız eğer 18, 19, 20 Ocak'ta gerçekleştireceğim Pluto Kova dönüşümü çalışmama katılmanızı sizlere öneriyorum sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Evet sevgili Boğa, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğalar. 26 Ocak 2008 ile 20 Ocak 2024 arasında siz daha ziyade uzak ülkelerle ilgili deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler, uzaktan eğitim belki buna girebilir veya yurt dışından aldığınız eğitimler, seyahatler, ticari girişimler, bu yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Adli konular, yasalarla ilgili olan konular, resmi evraklarla ilgili olan alanlarda çeşitli mücadeleler yaşamış olabilirsiniz ve kendinize bazı dönüşümler yaşatmış olabilirsiniz. Şimdi bu alan aynı zamanda bilgi ve bilgelik alanıydı. 2008'den bu zamana kadar size sistem bakış açınızı değiştirmeniz üzerine yönlendirdi. Değiştirmenize çalıştı. Sizin bir bilge kişi olmanızı istedi. Ve eğer bunu fark edip bu bilgeliğe de ulaştıysanız eğer muhteşem bir sonuç alabilirsiniz. Yurt dışı çok hayatınızda hakim olmuştur. Yine olmaya da devam edecektir. Eğitimler, yasayla ilgili olan konular, ticari konular, kişisel gelişimle ilgili olan alanlar. Belki 2008'den bu yana kendinizi kişisel gelişim alanlarında da değerlendirdiniz. Belki bazılarınız astrolog oldu, bazılarınız belki benden kuantum koçu eğitimi aldı. Çeşitli çalışmalar içerisine girdiniz ve dönüştürmeye de devam edeceksiniz. Şimdi 20 Ocak 2024'ten 2044'e kadar çok önemli bir döngünüz başlıyor. Plüton'un Kova burcu transiti. Bu sizin iş ve kariyer alanınızda hareket edecek. Yeni projeler üretmek, yeni çalışanlarla beraber, çalışma arkadaşlarıyla hareket etmek, bir işiniz varsa belki bayiler açmak, daha çok terfi etmek, daha çok ön planda olmak, bir güneş gibi parlamak, prestijinizin artması, sözlerinizin dinlenmesiyle ilgili olan konular gündeminize giriş yapacak. Aynı zamanda sağlıkla da ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bu anne ve anne akrabalarının sağlıklarıyla ilgili olan konular da gündemimiz içerisine girebilir. Benim size bir önerim var. Bir iki burca da bunu önereceğim. Evcil hayvan almak size çok iyi gelecek. Pluto Kova transitinde bir kedi, bir köpek, tatlış bir evcil hayvan almanızı sizlere öneriyorum. Onun enerjisi sizi çok besliyor olacak bu süreçte. Çok yükseleceğiniz ve yüceleceğiniz bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Evliyseniz evliliğinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Evli değilseniz belki çok güzel, verimli bir evlilik inşa edebilirsiniz. Gündelik hayatınızın da çok değişmeye başlayacağı bir süreç içerisindesiniz. Size yeniliklere doğru itiyor olacak sistem. Özellikle iş ve kariyer alanında teknolojiye uyum sağlamanızın şart olduğu bir sürece giriyorsunuz. Bu şekilde siz kariyer basamaklarında çok daha rahat yükselebileceksiniz. Size önerim olumlama yapmanız ve zihninizde yeni fikirlere açmanız olacak. Bir güneş gibi parlıyorum, yıldızım yükseliyor, arz ettiğim her şeyi en güzel şekilde inşa alıyor tarzında olumlama yapabilirsiniz. Ya Rafi'ud derecat esmasını 351 kere zikredebilirsiniz. Minimum 21 gün ama 41 güne tamamlarsanız, hatta her güne bunu rutininize alırsanız çok çok daha iyi olur tabii. Tabii bunlardan daha güzeli 18-19-20 Ocak'ta gerçekleştireceğim Pluto Kova dönüşümü çalışmama katılmanızı öneriyorum. Çünkü bu çok çok önemli bir çalışma olacak. 2044'e kadar sizi etkileyecek olan. Bu arada 2 Eylül 2024'te 19 Kasım 2024'te Kova'dan çıkıp tekrar Oğlak Burcu'na transit yapacak Pluto. Eğer Oğlak transiti yani 2008 ile 2024 arasındaki gerçek dönüşümleri tam anlamıyla yapamadıysanız burayla ilgili tekrar bir sınava tabi tutulursunuz. Eğer yaptıysanız bu alanda da ödüller alacaksınız. Neyle ilgili de? Yine ticari konular, hukuki, adli konular, eğitimle ilgili olan konularla bağlantılı olacak.
Evet, sizlere de harika bir dönüşüm diliyorum sevgili boğa ve yükselen boğalar. Evet sevgili ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler, geçtiğimiz Pluto oğlak transitinde neler yaşadığınızdan bahsetmek istiyorum öncelikle. 26 Ocak 2008 ile 21 Ocak 2024 arasında genel anlamda gelir gider dengelerini ayarlamak, krediler ve borçlarla ilgilenmek, ortaklık kazançlar, eşin gelirleri, miras konuları, başkalarının paralarını değerlendirme ile ilgili olan konular gündeminizdeydi. Bunun yanı sıra belki cerrahi operasyonlar, belki ailedeki bazı kişilerin vefatları ile ilgili bir gündem de yaşamış olabilirsiniz. Aynı zamanda cinsellikle ilgili ve üreme organlarında oluşan bazı rahatsızlıkların da deneyimlerini geçirmiş olabilirsiniz. Bunlarla ilgili başlangıçta olan zorluklar bu son döneme doğru düzelmiş olabilir. Gelir gider dengesini ayarlamış olabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra öngörülmeyen yerlerden gelirlerin gelmesi, belki borçlarınızı ödemek, belki eşinizin gelirinde bir artış veya bir miras hukuk konunuz varsa bunların çözülmesi de gerçekleşmiş olabilir. Genel Plüton'un dönüşüm yapmış olduğu alanlar bu alanlardı. Tensel ilişkileri belki çok fazla deneyimlediniz. Bununla ilgili bazı farkındalıklar yaşadınız. Belki de bunları dönüştürdünüz veya dönüştürmeniz gerekli olduğu kararlarını da verdiniz. Şimdi bununla ilgili bir kere daha transit yapacak. Oğlak burcuna geçecek Plüto. Ne zaman? 2 Eylül ile 19 Kasım 2024 arasında. Gerçekten bu dönüşümü gerçekleştirdiyseniz bu tarihler arasında size ödüllerle gelecek. Belki hiç tahmin edemediğiniz çok büyük bir zenginlikle karşılaşacaksınız. Belki var olan bir davanızın kazanımıyla ödüllendirileceksiniz. Bu alanlarla ilgili mucizeler yaşama ihtimaliniz yüksek. Bu alanlarla ilgili sevindirici durumlar yaşamanız yüksek. Ama dönüştüremediyseniz bu alanlarla da ilgili bazı sınavlar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bilginiz olsun. Şimdi Plüto Kova burcunda transitine başladı. Bunun fragmanını yaptı. Ne zaman yaptı? 23 Mart ile 11 Haziran arasında Plüto Kova burcuna bir kere girdi ve 2044 yılına kadar yaşayacağınız olası deneyimler hakkında size bir fragman yayınladı. O yüzden şöyle bir düşünün. 2023'ün Mart ile 11 Haziran arasında neler yaşadığınızı. Bunlar aslında size verilen ön ipuçlarıydı. Şimdi Plüto Kova transitine başlıyor. 21 Ocak'tan 2044'e kadar olan süreç içerisinde genel tecrübe edeceğiniz, değiştirip dönüştürmeye çalışacağınız ve gerekli olan durumlar şu alanlar. Bunlardan biri ticari konularınız. İki, bilge ve bilgeliğinizle ilgilendiren konular. Daha bilge bir kişi olmanız bekleniyor. O yüzden kendinizi geliştirecek çalışmalara, kişisel gelişimle ilgili olabilir, hobilerinizle ilgili olabilir. Bu alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yargı ile ilgili sınavlar, adalet sisteminiz sizin de sorgulanacak. O yüzden son derece adil olmanız gerekiyor. Adil olmadığınız takdirde yargı ile ilgili pürüzler karşınıza çıkabilir. Resmi evraklar, kimlik, nüfus cüzdanı, pasaport bunlarla ilgili olan konular. Yüksek eğitimi ilgilendiren konular, sizin veya çocuklarınızın, özellikle çocuklarınızın eğitimiyle ilgili olan bazı değişim varsa çocuklarınız tabii değişim ve dönüşüm süreçleriyle de ilgilenebilirsiniz. Ticari yatırımlarınızla ilgili olan konular, yeni ticari anlaşmalar yapabilirsiniz, girişimlerde bulunabilirsiniz. Pek çoğunuz yurt dışına taşınabilir, yurt dışında yaşam sürmeye başlayabilirler veya yurt dışıyla bağlantılı bir İlişkiniz olabilir, bir aşk ilişkiniz oluşabilir. Belki yurt dışından yabancı menşeli birisiyle evlenebilirsiniz. Mutlaka yurt dışıyla bağlantınızın olacağını da söyleyebilirim. Sizden en çok istenen bilge ve bilgelikle davranmak ve doğru yargı içerisinde olmak. Hem kendinize hem çevrenize karşı. Bu süreci eğer iyi yönetirseniz bunların sonucunda çok güzel geri bildirimlerle karşılaşacaksınız. O yüzden büyük bir bilge ve bilgelikle elime attığım her işte büyük başarılara imza atıyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Bunu sıklıkla yapabilirsiniz. Ya alim ya mukaddim esma terkibinde minimum 21 gün yapabilirsiniz 40 gün hatta yapabilirsiniz her gün. Bu zikri zikretmeniz size Plüto Kova transitinde çok büyük başarılar getirecek. Tabii en alası 18-19-20'sinde gerçekleştireceğim Plüto Kova dönüşümü çalışmama katılmanız. Bu çok önemli olacak. Sizin 2044 yılına kadarki olan süreçlerinize hem 10 tane dileğiniz hem korunmanız
hem yükselmeniz ve ilim ve bilgi sahibi olmanız adına önemli olacak. İlerleyen dönemde belki Ağustos sonunda bu çalışmayı tekrar koyabilirim ama en önemlisi şimdi tam giriş yapmadan önce bu çalışmaya katılıp kendinize bir armağan vermeniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. 2008'in 26 Ocağı'ndan 24 Ocak 2024'e kadar aslında siz evliliğinizle ilgili, partnerli ilişkilerinizle ilgili çeşitli tecrübelerden, deneyimlerden ve sınavlardan geçtiniz. Pek çoğunuz evlendi, pek çoğunuz boşandı, pek çoğunuz ikinci evliliğini gerçekleştirdi. İş ortaklıkları konusunda değişiklikler, bazı zorlanmalar ve tecrübeler yaşadınız. Belki bir iş ortaklığıyla iş kurdunuz, onu kapattınız, sonra başka bir iş ortağıyla tekrar çalışmaya başladınız. Veyahut da hukuki konular gündeminiz içerisinde oldu. Bunlarla mücadele etmeniz gerektiği bir süreç geçirdiniz. Sonuna doğru geldiğimizde eğer frekansınızı güzel de kullandıysanız, deneyimlerden de ders alarak, tecrübelerden de ders alarak hareket ettiyseniz, güzel evlilikler, güzel ortaklıklar ve anlaşmalar imzalamış olduğunuzu ve yürüttüğünüzü düşünebiliriz. Hukuki konularınızın da güzel bir şekilde çözülmüş olduğunu düşünebiliriz. Eğer dönüştürmediyseniz eğer, bu Oğlak Burcu'nun da gerçekleşen Pluto transitinde 2008'den 2024'e kadar bir kere daha Oğlak transiti gerçekleşecek. 2 Eylül ile 19 Kasım 2024'te. İşte burada eğer ki olumlu davrandıysanız, gerçekleşmesi gerekli dönüşümleri yaptıysanız ödüller alacaksınız. Değilse, aksi durumdaysa o zaman yine bunlarla ilgili bazı sınavlarla karşılaşabilirsiniz. Gelelim bakalım Plüton'un Kova burcuna geçişi. 2024 yılından 2044 yılına kadarki maceranızla ilgili hangi konularda deneyim yaşayacağınıza. Bununla ilgili Plüto Kova transitinin bir fragmanı oldu. 23 Mart'la 11 Haziran 2023'te gözlerinizi kapatın, bir düşünün bakalım neler yaşadınız. İşte yaşamış olduğunuz bu konularla ilgili 2044 yılına kadar da çeşitli deneyimler ve tecrübeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Şimdi astrolojik olarak hangi evinize düştüğüne bakarsak eğer, sizler ek gelirler, gelir gider dengeleri, miras ve hukuk konuları, eşinizin geliri, ortaklık kazançlar, başka paraların, başka kişilerin paralarını değerlendirerek yapılan çalışmalar, cinsellikle ilgili olan konularda çeşitli deneyimler yaşayacaksınız. Ve operasyonlar, cerrahi operasyonlar. Bazılarınız aile büyüklerinden kayıplar yaşayabilir bu süreç içerisinde, 2044'e kadarki olan süreçte, hane içerisinde. Ev almak, ev satmak, yeni bir yere taşınmak, başka bir şehre taşınmak, bunlarla da ilgili gündemler olabilir. Ve geçireceğiniz tecrübeler sonucunda belki de çok güzel gayrimenkullere sahip olacaksınız. Belki evleriniz kentsel dönüşüme gidecek, belki farklı bir yuva kurma ya da başka bir şehirde, mekanda yaşamayla ilgili dönüşümler yaşayacaksınız. Çok fazla taşınabilirsiniz bu yıl, 2024 ile 44 arasında çok fazla yer değiştirebilirsiniz. Ama yuva kurmak, yuvanızın büyümesi, çocuklarınız yoksa çocuklarınızın olması veya torunlarınızın olmasıyla da ilgili bazı gündemlerde söz konusu olabilir. Enerjinizi yüksek tutarsanız, tecrübeleri fark eder ve olumlu bir şekilde değerlendirirseniz, dönüşümlerinizi güzel şekilde yaparsanız, sizlere öngördüğünüz ya da öngörmediğiniz yerlerden çok muhteşem paralar geliyor. Miras yoluyla gelebilir, eşinizin vasıtasıyla gelebilir. Tahmin etmediğiniz yerlerden gelebilir. Büyük kazançlar hanenize giriş yapabilir. Önemli cerrahi operasyonlarınızdan şifa da bulabilirsiniz tabii ki. Ama bunlarla ilgili bir gündem gelebilir. Yine de tabii ki doktorları iyi araştırmakta fayda olacaktır diye öngörüyorum sizler adına. Evet, benim size önerim, öngördüğüm ya da öngörmediğim yerlerden bolluk, bereket akıyor, sağlıklıyım, huzurluyum ve Yüce Rabbim bütün güzellikleri bana hibe ediyor tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya Vehhabu Celle Celaluhu esmasında 196 kere minimum 21 gün yapabilirsiniz. 41 gün, hatta ömür boyu, ömür boyu derken de en azından 2044'e kadar zikredebilirsiniz. Bunu ajandanız içerisinde de alabilirsiniz. Ama daha da güzeli, 18-19-20'sinde gerçekleştireceğim Pluto Kova transiti çalışmama mutlaka katılıp kendinizi bu armağanı veriniz.
Çünkü 2044'e kadar olan yapılanmanızı sağlayacak. Hem korunmanızı sağlayacak, hem 10 tane dileğiniz, ki bunun için varsa çocuklarınız adına da dileyebiliyorsunuz. İleriye yönelik dileklerinizi koruyacak, bilge ve bilgelik verecek, sizi uyumlayacak aslında. Yani Plüto Kova'ya uyumlanma da diyebiliriz aslında bu çalışmaya. Bu çalışmama katılmanızı gerçekten öneriyorum. İlerleyen dönemde bir kere daha bunu yapabilirim. Ne zaman? Tekrar Kova transitinin başlayacağı 19'u ya 23 Eylül sonunda yaparım ya Kasım sonuna doğru yaparım. Bir kere daha bunu yapabilirim. Ama bu ilki çok önemli. Değerlendirin derim sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Sevgili Aslan, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslanlar, 2008'in 26 Ocağı'ndan 21 Ocak 2024'e kadar sağlıkla ilgili olan konularda sınavlardan geçtiniz, değişim ve dönüşüm yaşadınız. Sağlıklı yaşamanız gerektiğine karar verecek durumlar oldu. Belki spora başladınız. Daha sağlıklı beslenmeye karar verdiniz. Bunu hayatınıza koydunuz. İnşallah yapmışsınızdır. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili, çalıştırdığınız kişilerle ilgili çeşitli sınavlar yaşadınız. Belki ilk dönemlerinde çalışma arkadaşlarınızdan veya çalıştırdığınız kişilerden ihanetlerle karşılaştınız veya zorlayıcı tecrübelerle karşılaştınız. Sonrasına doğru, yani bu yılın ortalarına doğru da bununla ilgili durumların daha da düzelmeye başladığını da fark ettiniz. Eğer enerjileri doğru ve düzgün olarak kullandıysanız. Anneniz, anne akrabalarınız sizin hayatınızda karmik sınavlar vermenize etki etti bu süreç içerisinde. Gündelik hayatınızdaki rutinler sürekli değişiklikler belki gösterdi. 2008'den bu yana rutin değişiklikleri yaşadınız, yaşamak durumunda kaldınız. Evcil hayvan almışsınızdır inşallah. Aldıysanız size çok faydalı olmuştur. Almadıysanız da 2 Eylül-19 Kasım arasında almanızı öneririm sizlere. Çünkü bunun enerjisi size iyi gelecek. Sağlığınız daha sağlıklı yaşamak, sağlıklı beslenmek. Belki şifacılık alanlarına girdiniz, şifacı oldunuz veya bu yolda ilerleyip eğitimler alıyorsunuz veya almaya da devam ediyorsunuz. Bu tarz deneyimlerden geçtiniz. Kimilerinde zorlandınız, kimilerinde ise artık güzel tecrübeler sonrasında işte iletişimleri çalıştırdığınız kişilerle aslanızla iletişimlerinizi daha da güzel kurdunuz. Projelerinizi daha rahat artık harekete geçirmeye başlayabiliyorsunuz. Belki bu aşamaya da geldiniz. Biraz önce bahsettiğim 2 Eylül ve 19 Kasım 2024 arasında tekrar Oğlak Burcu'na geri dönecek, transit yapacak Plüto. İşte o zaman bu bahsi geçen konularda siz güzel sonuçlara alacak konuma getirdiyseniz kendinizi, o tarihlerde ödüller alabilirsiniz. Ama getirmediyseniz o zaman yine bunlarla ilgili, bu alanlarla ilgili, sağlıkla ilgili, anne ve anne akrabalarıyla ilgili, çalıştırdığınız kişilerle ilgili bazı sınavlardan tekrar geçebilirsiniz. Tecrübeyi tam olarak deneyimletmek isteyebilirsiniz Pluto. Şimdi gelelim gündemimize. Pluto Kova burcuna transitine başlıyor 21 Ocak itibariyle 2044'e kadar. Ama onun öncesinde bir fragman yaptı. 23 Mart'la 11 Haziran arasında bir Plüto transitini gerçekleştirdi. Plüto Kova transitini gerçekleştirdi. Bir gözünüzü kapatın, bir bakın bakalım. 2023'ün 23 Mart ile 11 Haziran arasında neler yaşadınız? Bu aslında önümüzdeki 2044 yılına kadarki olan sürecin fragmanıydı. Bunlarla ilgili bazı tecrübeler hayatınıza girecektir anlamına geliyor. Şimdi hangi konular daha çok 2044'e kadar hayatınıza giriş yapacak? Evlilik, ortaklık, her türlü anlaşma ve sözleşme, hukuki konular, bu alanlarla ilgili sınavlar, tecrübeler, deneyimler yaşayacaksınız. İyi gitmeyen evlilikler bitebilir, yeni evlilikler inşa olabilir, var olan evlilikler tekrar revize edilebilir ve daha güzel bir şekilde anlaşmaya varılarak yürütülebilir. Eski anlaşmalar son bulabilir, yeni anlaşmalara yol açabilir bu durum. Hukuki davalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili eğer frekansları güzel kullanırsanız, enerjileri de güzel kullanırsanız kazanımlar da sağlayabilirsiniz. Her türlü partnerle ilişkiyle ilgili bir değişim, dönüşüm ve sınav süreciniz var. Bu dönüşümün çok güzel olması adına benim 18, 19 ve 20'sinde yapacağım Pluto Kova dönüşümü aslında buna
uyumlanma diyebiliriz. Dönüşümün çalışmasına katılmanızı sizlere öneriyorum. Özellikle evliliğinizle ilgili bazı durumlar, hassas durumlar varsa, ilişkinizle ilgili hassas durumlar varsa veya hukuki konularınızla ilgili mutlaka bu çalışmayı değerlendirin. İlerleyen dönemde tekrar bu çalışmayı belki bir kere daha yapacağım. Ama ilk giriş çok önemli. O yüzden bunu değerlendirmenizi öneriyorum sizlere sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Sevgili Başak, yükselen Başaklar. İlk önce Plüton'un Oğlak transitinden neler yaşadığınızdan bahsedeceğim. 26 Ocak 2008'den 21 Ocak 2024'e kadar Plüto Oğlak'ta transit hareketini yaptı. Bu esnada size daha çok çocuklarınızla ilgili deneyimler yaşatmış olabilir. Veya aşk ilişkilerinizle ilgili. Bazılarınız çocuk sahibi olmak için mücadele ettiniz. Belki bazılarınız çocuklarınızın hayatıyla ilgili konularla ilgilenmek durumunda kaldınız. Bazılarınız aşk ilişkilerini bir türlü oturtamadı ve bununla ilgili dalgalanmalar yaşadı. Bazılarınız yatırım konularıyla ilgili bir gündem yaşadı. Kimleriniz belki yatırım kaybına uğradı, kimleriniz yatırımda zenginleşti. İçlerinizden bazıları sanatçılık alanına doğru yöneldi. Müzik veya sanatın herhangi bir dalıyla, hobilerle ilgilenmeye başladı. Kimileri de sporla ilgilenmeye başladı. Belki bunlara iten sebepler oldu hayatınızda. Şimdi bu son çıkış alanına doğru geldiğimizde ümit ederim ki sizler enerjileri bu süreçte iyi değerlendirdiniz. Aşkta da, çocuklarınızla ilişkilerinizde de, yaşamda size lezzet veren konularda da, keyif veren konular, hobiler, sanat, spor ve müzikte de ve yatırımlarınızda da güzel sonuçlar almaya başlamış olduğunuzu düşünüyor ve buna inanmayı diliyorum. Şimdi bu Oğlak transitini bir kere daha yapacak ve bir daha yapmayacak. 2024'ün 2 Eylül ile 19 Kasım arasında tekrar bir Oğlağa giriş yapıp çıkacak. İşte o zaman tekrar aşk, çocuklar, yatırımlarınız, sanat, spor, hobilerinizle ilgili olan alanlarda bir sizi tekrar yoklayacak. Eğer süreci güzel geçirdiyseniz, tecrübelerden faydalandıysanız çok güzel ödüllerle karşılaşırsınız bu tarih aralığında. Ama değil, eğer iyi değerlendiremediyseniz o zaman tekrar yeni tecrübeler hayatınıza giriş yapabilir. Şimdi gelelim en önemlisi Plüton'un Kova transitine. Bununla ilgili yapacağımız çalışmadan da bahsedeceğim. Plüto Kova transitini 20 Ocak gecesi başlatıyor. 22.58'de biz ona 21 Ocak diyelim ve 2044'e kadar sürecek. Bununla ilgili bir fragman yaptı öncesinde. Ne zaman? 2023'ün 23 Mart ile 11 Haziran arasında yaptı. Şimdi gözlerinizi bir kapatın, düşünün. Bu tarihlerde ne yaşadınız? Hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? İşte bu aslında 2044 yılına kadar olacak olayların kısa bir fragmanıdır. O yüzden onu bir düşünün. Şimdi 21 Ocak'ta Plüto transiti başlıyor Kova burcunda. 2044'e kadar çalıştırdığınız kişiler, çalışma alanlarınız, projeleriniz ve sağlığınızla ilgili olan konular gündeme gelecektir. Bu sizin sağlığınız olduğu gibi anneniz ve anne akrabalarınızla da ilgili olabilir. Bunlarla ilgili çeşitli tecrübeler yaşayacaksınız, değişim ve dönüşümler yaşayacaksınız. Şunu söyleyebilirim ki yaşamsal rutini en çok değişecek grup sizsiniz. Yani bugün yaptıklarınız, rutinleriniz neyse yaşamınızda artık bambaşka bir yaşam şekline doğru ilerleyeceksiniz. Tabii ki bu 21 Ocak günü olmayacak. Bu bir süreç. Ama siz bunu fark edeceksiniz. Gündelik rutininiz değişecek. Çalıştırdığınız arkadaşlar, çalışma arkadaşlarınız değişecek. Projeler, yeni projeler hayatınıza girecek. Teknolojiyi çok iyi takip etmeniz gerekecek. Buna mutlaka eğilin, gerekiyorsa eğitimler alın. Sağlığınıza çok özen göstermeniz gerekecek. Sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya çok özen göstermeniz gerekecek. Sağlığınızı ön plana almanız lazım. Çok ciddi ve size büyük paralar kazandıracak yeni projeler gündeme giriş yapacak. Bunlarla ilgili tabii ki tecrübeler yaşayacaksınız. Kimisinde zorlanacaksınız, kimisinde yanılacaksınız belki bu süreç içerisinde. Ama nihayetinde enerjiyi düzgün kullanırsanız büyük bir zenginliğe ulaştıracak size bu yapacağınız projeler diyebilirim. Size önerim olacak bazı olumlamalar yapmak adına son derece sağlıklıyım, güçlü ve kudretliyim tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ve Yahya Kayyum Esma terkibini 870 kere zikredebilirsiniz. Minimum 21 gün yapın. 41 gün yaparsanız daha iyi olur. Hatta 2044'e kadar bu esma ve olumlamayı hayatınıza alırsanız çok çok daha
güzel olacaktır. Tabii bunlardan daha da iyisi. 18, 19, 20'sinde ben Pluto Kova transiti, Pluto Kova dönüşümü çalışmasını yapacağım. Bu aslında bu enerjiye uyumlanmayı sağlayacak olan bir çalışma. Bu size hem sağlık anlamında hem projeleriniz anlamında çok çok büyük katkı getirecek. Hem dileklerinizin olması anlamında, bilginizin artması, ilminizin artması, maneviyatınızın yükselmesi anlamında çok büyük katkıda getiriyor olacak. Ve bu arada mutlaka bir evcil hayvan edinin. Evcil hayvan sizin hayatınız için çok büyük bir önem arz edecek, onun enerjisi. Bunu da öneririm sizlere sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. 2008 26 Ocağı'ndan 21 Ocak 2024 Oğlak Burcu transiti esnasında neler yaşamış olduğunuzdan bahsedeceğim genel olarak. Bu dönemde çok fazla taşınmalar yaşamış olabilirsiniz. Evlenmiş veya boşanmış, sonra bir daha belki de evlenmiş olabilirsiniz. Yuvanızda büyüme olmuş olabilir, anne babalardan birileri vefat da etmiş olabilir. Ev almak, arazi almak, iş yeri kurma ile ilgili durumlar da yaşamış olabilirsiniz. Yani siz aslında bütün dönüşümünüzü bu Oğlak Burcu'da Pluto transitinde yaşam alanlarınızla ilgili yaşadınız. Bununla ilgili eğer başlangıçta belki tecrübeler ağır geldi, zor geldi, dönüşüme uyum sağlayamadınız. Ama sonrasında artık geldiğimiz bu dönemde daha da rahatlamış, bir şeylerin yerine oturmuş olduğunu görebilirsiniz. Bununla beraber Pluto tekrar bir Oğlak Burcu'na 2 Eylül ile 19 Kasım arasında tekrar bir transit yapacak. Eğer bu süreç içerisinde olumlu gelişmeler yaptıysanız ve dönüşümünüzü güzel bir şekilde gerçekleştirdiyseniz ödüller alacağınız tarih olduğunu söyleyebilirim bunu. Ama yapmadıysanız, gerekli dönüşümleri idrak edemediyseniz o zaman 2 Eylül 19 Kasım 2024 arasında tekrar yeni tecrübelerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuz olan Plüton'un Kova Burcu transitine. Pluto 20 Ocak akşamı Ankara saatiyle 20:58'de Kova Burcu'nda transitine başlıyor. Biz ona 21 Ocak diyelim. Ve 2044 yılına kadar da bu transitini sürdürecek. Bir kere 2023 yılında kısa bir fragman yayınladı bize Pluto Kova. 23 Mart ile 11 Haziran 2023'ünüze bir bakın. Hayatınızda ne tarz değişiklikler oldu? Neler girdi o esnada? İşte o fragman aslında 2044 yılına kadar olacak olan olayların bir ön göstergesiydi. Bu da size bir fikir verebilir. Şimdi siz daha ziyade neler yaşayacaksınız? Önümüzdeki Pluto Kova döneminde. Aşk ilişkileriniz daha çok gündeme gelecek. Belki bunlarla ilgili çeşitli tecrübeler ve deneyimler yaşayacaksınız. Ve bunun sonucunda da güzel bir aşk ilişkisi yoksa eğer hayatınıza girebilecek veya var olan aşk ilişkiniz daha güzel boyutlara evrilebilecek. Yatırımlarınızla ilgili bazı tecrübeler ve değişim ve dönüşümler söz konusu olabilecek. Bazılarınız buradaki enerjiyi güzel kullandıkları için büyük bir zenginliğe, büyük gayrimenkul zenginliğine özellikle sahip olabilecekler. Çocuklarınızla ilgili bazı deneyimler yaşayacaksınız, bazı tecrübelerden geçeceksiniz. Onların belki hayatlarıyla ilgili. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Ama enerjiyi iyi kullanırsanız onların mutluluğuyla da karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız belki çocuk sahibi olmak istiyordu ve olamadı. Bununla ilgili çalışmalar yapıyordu. Bu süreçte alacağınız bir tedavi veya bir şekilde Allah'ın izniyle çocuk sahibi olma ihtimaliniz de söz konusu olabilir. Aslında size hayatınıza büyük bir renk getirecek, neşe getirecek, yaşamdan zevk almanızı getirecek bir dönüşüm gerçekleşiyor. Ama dönüşümler bazen kolay olmayabilir. Bir şeyleri fark etmeniz, belki de hayatınızdan çıkarmanız, farklı bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor olabilir. İşte bununla ilgili deneyim ve tecrübeler gelir ama sonucunda harikulade aşk, yatırımlar, çocuk ilişkileri ve yaşamdan zevk alma alanı sizleri taşır. Benim sizlere önerim, aşk ve sevgi dolu muhteşem bir yaşam sürüyorum. Harikulade bir ilişkim var tarzında bir olumlama yapmanız ve aynı zamanda Ya Vedud esmasını 2000 kere zikretmeniz, özellikle ilk 21 gün mutlaka 41'e uzatırsanız daha iyi ve hayatınıza alıp her gün yaparsanız özellikle 2044'e kadar o çok daha iyi olur.
2000 yapamazsanız bunu 400'de yapabilirsiniz. Ancak daha da güzeli 18-19-20 Ocak 2024'te Plüto Kova dönüşümü çalışmasını yapacağım. Bu çalışmada hem 10 tane dileğiniz olacak. Kendiniz ve çocuklarınız için dileyebilirsiniz ileriye yönelik. Hem korunacaksınız, hem ilminiz, bilgeliğiniz ve manevi gücünüz, enerjiniz çok yükselecek. Ve bunun gibi pek çok olumlu gelişmeler içerisinde olacaksınız. O yüzden kendinize bir armağan verip bu Plüto Kova dönüşümü çalışmasına katılın derim. İlerleyen dönemde bir kere daha bu çalışmayı koymayı düşünüyorum. Bunu da bir sonraki ya Eylül sonu ya Ekim ya Kasım sonu 2024'ün o civarlarda düşünüyorum. Ama ilk giriş çok önemli. O yüzden bu çalışmayı değerlendirin derim sizlere sevgili terazi ve yükselen teraziler. Evet sevgili akrep, yükselen akrep, ay burcu akrepler 26 Ocak 2008'den 21 Ocak 2024'e kadar Oğlak burcunda Pluto transiti sürerken sizler daha ziyade kardeşlerinizle ilgili bazı tecrübe sınavlardan geçmiş olabilirsiniz. Keza komşularınız ve yakın arkadaşlarınızla da ilgili. Çeşitli anlaşma ve sözleşmeler, yazışmalarla da ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Araba almak, araba satmak, arabanın arızalanması, Allah korusun belki de araba kazaları ya da arabanıza birilerinin vurmuş olması gibi durumlar da söz konusu olmuş olabilir. Ama daha ziyade yakın sosyal çevre ilişkileriniz ve kendinizi geliştireceğiniz eğitimler, kişisel gelişim eğitimleriyle ilgili olan konularda gündeminize girmiş olabilir. Eğer bir farkındalık sağladıysanız bu süreç içerisinde, çünkü tecrübeler geldi. Belki kardeşlerinizle küstünüz, darıldınız ve bir yakın arkadaşlarınızla aranız açıldı, anlaşma ve sözleşmelerde pürüzler yaşadınız, arabanız arızalandı gibi gibi bir durumlar yaşadıysanız, gerçi bu döneme kadar bunları da fark edip düzenlediyseniz, şu dönemlerde kardeş ilişkilerinizde, arkadaş ilişkilerinizde, anlaşma ve sözleşmelerinizde gayet uyumlu etkiler içerisinde var olduğunuzu düşünüyor olabilirim. Şimdi bu Plüto Oğlak'a bir kere daha giriş yapacak. Ne zaman? 2 Eylül 2024 ile 19 Kasım 2024 arasında Plüto yine Oğlak'ta geriye dönüp bir transit yapacak. Eğer ki siz bu geçtiğimiz dönemde kardeş ilişkileriniz, arkadaş ilişkilerinizle ilgili, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili, verdiğiniz sözleri yerine getirmeyle ilgili güzel dönüşümler yaptıysanız, kişisel anlamda kendinizi güzel geliştirdiyseniz, çok harika, mucizevi armağanlar alacağınız bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Ama bunları yapmadıysanız, hala bu alanlar bir sorunlu şekilde ilerliyor ve dönüşmemişse, o tarihlerde bunlarla ilgili bir sınavda karşınıza giriş yapabilir. Şimdi gelelim asıl konumuza. Plüto Kova burcunda transitine başlıyor 21 Ocak'ta 2024'ün ve 2044'e kadar bu alanda hareket ediyor olacak. Bunun öncesinde Plüto bir kere daha Kova burcunda transit yaptı. Ne zaman yaptı? 23 Mart'la 11 Haziran arasında Pluto Kova'da hareket etti ve size bir fragman gösterdi. 2044 yılına kadar hangi konular gündeminize daha yoğun olacak bunu gösterdi. Şimdi gözünüzü kapatın, bir düşünün. Ne yaşadınız 23 Mart ile 11 Haziran arasında? Bunlarla ilgili bir sürecin başlayacağını bilebilirsiniz. Şimdi bakalım daha ziyade neler yaşayacaksınız? Astrolojik anlamda baktığınızda evlerinize evlenmek, yuva kurmak, yuvanızın, ailenizin büyümesi olabileceği gibi boşanmak da bunların içerisinde giriş yapabilir. Yaşam alanlarınız çok değişecek. Aynı evde oturmayacağınızdan emin olun. Belki aynı şehirde de oturmayacaksınız. Belki aynı ülkede de oturmayacaksınız. Sizin tamamen yaşam alanlarınız, iş yeriniz de buna dahil, eviniz de buna dahil çok ciddi bir değişim ve dönüşüme uğrayacak. Bazılarınız belki var olan evlerini satıp yeni evler, gayrimenkuller alacaklar. Bazılarınız var olan iş yerini taşıyacak, yeni bir iş yeri kuracaklar. Ama şöyle diyebilirim ki tüm yaşam alanlarınızı da çok radikal değişiklikler söz konusu olacak 2044'e kadar. Zannetmeyin oturduğunuz evde oturmaya devam edeceksiniz, bunu söyleyeyim. Ya da çalıştığınız iş aynı şekilde aynı yerde devam edecek. Bunlar değişecek ve dönüşecek gözüküyor. Bu arada tabii ki aile yaşlılarından, büyüklerinden bazı kayıplar da 2044 yılına kadar olası gözüküyor aile büyükleri içerisinden. Bunlar da tabii ki hayatın bir gerçeği olarak var diyebiliriz. Şimdi o yüzden yaşam alanlarınızdaki enerjiyi iyi kullanmanız,
yaşam alanlarınızdaki kişilerle iletişimde iyi geçmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Topraklarınız varsa sahip çıkın. Çok fazla satmayın ya da satacaksanız daha büyük, daha verimli olacak bir toprak almaya da özen gösterin. Eğer bir araziniz varsa genişletmeye bakın. Açıkçası yaşam alanlarınızı ve konforunuzu. Benim size esma olarak önerim ise Yağ Melik esmasını bu video dinlediğinizde 8100 kere zikrettikten sonra her gün 90-90 Yağ Melik Celle Celal diye zikretmeniz. Minimum 21 gün yapın. Olursa 41 gün yapın. Bana kalırsa 2044'ün sonuna kadar her gün Yağ Melik Celle Celal esmasını zikredin 90'ar kere derim. Bundan daha tabii ki güzel olanı 18-19-20'sinde Plüto Kova transite dönüşümü çalışmasını yapacağım. Aslında bu duruma uyumlanacağız. Hem korunacağız, hem enerjimizi bu alana yükseltmiş olacağız. Hem 10 tane geleceğe yönelik olan dileklerimizi kendimiz ve çocuklarımız için de kullanabiliyoruz. Dileyebileceğiz ve onların oluşuma enerji yönlendireceğiz. Bilge ve bilgeliğimiz de artacak. Bu sebepten dolayı özellikle yuva bütünlüğünüzü korumak adına ve güzel bir yaşam alanı inşa etmek adına bahsettiğim bu çalışmama katılmanızı, kendinize bununla ilgili bir hediye vermenizi öneriyorum sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Sevgili Yay yükselen Yay ve Ay burcu Yaylar. Plüto Oğlak transitinden bahsedeceğim önce neler yaşadınız, sonra Kova transitine geçeceğim neler yaşayacaksınız diye. 2008'in 26 Ocağı itibariyle 2024'ün 21 Ocağı'na kadarki süreçte siz aslında kazanç kapılarınızla ve para ile ilgili sınavlara tabi oldunuz. Kiminiz belki iflas etti, kiminiz kazanç kapılarını kaybetti, kiminiz para ile ilgili, kazanma ile ilgili çok zorluklar yaşadı. Belki para geldi ve gitti. Özellikle 2008'den sonraki ilk 6 yıl boyunca ciddi zorlukları yaşamış olabilirsiniz. Günümüze geldiğimizde kazanç kapılarınızın rahatlamış olduğunu düşünüyorum. Eğer siz yapmanız gerekli dönüşümleri, enerjisel dönüşümleri ve farkındalıkları değerlendirerek hareket ettiyseniz, size şimdi kazanç kapılarınızda düzelme olmuş olabilir. Daha çok para size bereketle akmaya başlıyor olmuş olabilir. Yaşam konforunuz gelmeye başlamış olabilir. Eğer yaptıysanız tabii. Eğer yaptıysanız bir kere daha Oğlak burcunda transit yapacak Pluto kısa bir süreliğine ne zaman? 2 Eylül ile 19 Kasım 2024'te. Parayla ilgili doğru adımlar attıysanız, kazanç kapılarınıza sahip çıktıysanız, çalışkan ve dirayetli olduysanız, tahammüllü davrandıysanız, 2 Eylül 19 Kasım arasında çok güzel bir ödül alacağınızı söyleyebilirim. Ama davranmadıysanız, kazanç kapılarınıza sahip çıkmadıysanız, para kazancında şükürsüz olduysanız, negatif bir şekilde yönettiyseniz bu süreçlerinizi, o zaman tekrar bir sınavla karşılaşabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi gelelim asıl konumuza. Plüto Kova transitinde başlıyor 21 Ocak'ta ve 2044 yılına kadar bu transit sürecek. Öncesinde kısa bir transit yaptı Kova burcunda. Ne zaman yaptı? 23 Mart ile 11 Haziran arasında 2023'ün Kova burcuna transit yaptı Plüto. Orada bir fragman yayınladı. Yani 2044 yılına kadar neler yaşayacağınız hakkında size bir ön bilgi verdi. Şimdi gözünüzü kapatıp bir düşünün. Ne yaşadınız 23 Mart ile 11 Haziran arasında? İşte o tarz konular gelecek büyük bir ihtimalle gündeminize. Astrolojik açıdan baktığımda ise gelecek konular, yaşayacağınız konular, yakın sosyal çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz, komşularınız, her türlü anlaşma ve sözleşme, yazılı veya sözlü, arabalar, teknolojik cihazlarla ilgili olan konular, kişisel gelişimle ilgili olan alanlar hayatınıza giriş yapacak. Pek çoğunuz bu dönemde kişisel gelişimde kendilerini geliştirmek durumunda hissedecekler. Yeni farkındalıklar yaşayacak ve büyük bir ihtimalle öğretmen olacaklar. Yani eğitmen olup başka insanlara da fayda verecekler ve bu alanlarda da mucizevi güzellikler yaşayacaklar. O yüzden kişisel gelişime önem verin. Varsa kardeşleriniz, komşularınız ve yakın arkadaşlarınızla bu süreçte bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bir dönüşüm olacak. Belki çok yakın arkadaşınız artık hayatınızda olmayacak. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevreler hayatınıza girecek. Belki kardeşinizle bir pürüz yaşamıştınız, o düzelecek. Veya yaşamadıysanız belki onunla bazı konularda anlaşmazlıklar oluşabilecek. Ama bunlar dönüşüm için gereken süreçler. Anlaşma ve sözleşmeler hep var olacak hayatınızda. O yüzden doğru kararlar verip doğru sözleşmeleri imza atmanız gerekiyor. Arabalar alacak, arabalar satacaksınız. Büyük bir ihtimalle ve teknolojik cihazlar
çok hayatınızda var olacak gözüküyor. Yakın sosyal çevre ilişkileri en büyük ve iletişim diliniz, iletişim kalıplarınız, kullandığınız sözcükler çok önemli olacak bu süreçte. Eğer olumsuz dil kalıpları kullanırsanız bir bakın bakalım 2023'ün 23 Mart ile 11 Haziran arasında birileriyle sorun yaşadınız mı iletişimle ilgili? O size bir tüyo verecek olabilir. Bu iletişim dilini düzenlemeniz gerekiyor. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bunlar da çok çok önemli olacak sizin için. Sonrasında enerjileri güzel yönettiğinizde sizler aslında toplum önünde sözü çok dinlenen, her sözüne çok değer verilen, insanlara yol gösteren bir lider, bir önder, bir belki de ruhani kimlik konumuna bile gelebilirsiniz. 2044'e doğru ilerlerken. Bunun için benim sizlere önerim, maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde çok zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum. Her daim doğru iletişimler kuruyorum tarzında bir olumlama yapmanız. Ya Zettavl esmasını 782 kere minimum 21 gün, 41 gün mü yayarsanız daha iyi olur okumanız bu olumlama ile beraber. Ama bana kalırsa 2044'ün sonuna kadar Ya Zettavl esmasını kendi ajandanıza yerleştirmeniz olacaktır. Ama daha da güzeli. 18-19-20'sinde Plüto Kova dönüşümü çalışmam var benim. Hem koruyacak hem dileklerinizi 10 tane dileğinizin gerçekleşmesini sağlayacak. Hem ilminizi ve bilginizi ve bilgeliğinizi yükseltecek. Doğrusu sizi aslında Plüto Kova titreşimine uyarlayacak olan önemli bir çalışma yapacağım. Kendinize bir iyilik yapıp bu çalışmaya katılın derim sevgili yay ve yükselen yaylar. Evet sevgili oğlak yükselen oğlaklar en yoğun dönüşümü siz yaşadınız. 2008 26 Ocağı'yla 2024'ün 21 Ocağı'na kadar Oğlak Burcu'ndaki transit en çok sizin hayatınızı etkiledi. Hayatınızdaki her şey değişti. Belki evlendiniz, belki boşandınız, şehir değiştirdiniz, iş değiştirdiniz, dış görünüşünüzde değişiklik yaptınız, hayata bakış açınız değişti. Hayatınızın ama hemen hemen her alanında çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşadınız. Tabii bunları yaşarken başlangıçta çok da zorlanmış, ağır tecrübelerden de geçmiş olabilirsiniz ama sonucunda büyük bir ihtimalle güçlenmiş olarak çıktınız ve her şeyi artık yerine oturttuğunuzu düşünüyorum. Şimdi bir kere daha Oğlak Burcu transitini yapacak Plüto. Ne zaman yapacak? 2 Eylül 2024 ile 19 Kasım 2024 arasında yapacak. Eğer siz gerçekleşmesi gerekli dönüşümlerinizi yaptıysanız bu dönemler arasında çok güzel bir ödül alabilirsiniz. Yapamadıysanız tekrar bazı tecrübeler hayatınıza girmiş olabilir, girecek olabilir. Şimdi gelelim asıl konumuza. 21 Ocak'ta Plüto Kova Burcu'nda hareketine transitine başlıyor 2044'e kadar. Hayatınızda değişiklikler olmaya başlayacak. Şimdi bir kısa bir süreliğine geçiş yapmıştı 2023'ün 23 Mart ile 11 Haziran'ında Plüto bir Kova'ya geçti, tekrar Oğlak'a dönmüştü. Şimdi bir gözünüzü kapatın bakın. 23 Mart ile 11 Haziran arasında 2023'ün neler yaşadınız? Bu ön bir fragman veriyor size. Ön bir tüyo veriyor. 2044'e kadar yapacağınız alanlar, çalışacağınız alanlar veya geçireceğiniz tecrübelerle ilgili. Astrolojik olarak baktığımızda ise 21 Ocak itibariyle 2044'e kadar parayla ilgili, kazanç kapılarınızla ilgili çeşitli tecrübeler, deneyimler ve dönüşümler yaşayacaksınız. O yüzden kazanç kapılarınıza sahip çıkın. Ama siz isteseniz de istemeseniz de belki işiniz değişecek. Farklı bir iş alanına giriş yapabilirsiniz. Kariyerde bir değişiklik yapabilirsiniz. Siz iş kurabilirsiniz. İşinizi büyütebilirsiniz. Ama para 2044'e kadar sizin değişim dönüşümle ilgili olan alanınızda tam olarak yer alıyor olacak. Kimileriniz bu süreçteki tecrübelerini doğru adımlarla yöneterek ve enerjileri doğru bir şekilde yöneterek gerçekten çok zengin olacak. Büyük işler kuracaklar, büyük bir prestije sahip olacaklar. Ama bunu başaramayanlar maddi anlamda parayla ilgili durumlarda sıkıntılar ve krizler yaşayabilirler. O yüzden bu alanlara çok özen göstermek gerekiyor. Yaşam konforunuz için doğru adımlar atmalı ve geleceğe dair doğru hedefler koyup doğru planlar yapmalısınız ki strateji konusunda ben sizlere güveniyorum açıkçası. Bu konuda üstesinden gelebileceğinizi
Düşünüyorum. Benim size önerim, maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde çok zengin ve varlıklı yaşam sürüyorum. Doğru adımlar atıyor, doğru kararlar veriyorum tarzında bir olumlama yapmanız. Ya gani ya muni esma terkibine 2160 kere veya 1100 kere 21 gün en veyahut da 41 gün, yani minimum 21 gün, 41 günü uzatırsanız daha iyi. Hatta 2044'e kadar her gün ya gani ya muni esma terkibini zikrederseniz çok çok daha iyi olacaktır. Böylelikle zenginlik, para enerjisi çok daha rahat akacaktır diyebilirim. Tabii ki daha da güzeli. 18-19-20'sinde Plüto Kova dönüşümü çalışmama katılmanızı öneriyorum. Çünkü bu çalışmada hem 10 tane geleceğe yönelik dileklerinizin gerçekleşmesi, hem korunmanız, hem bilge ve bilgeliğinizin artması adına çok önemli olacak. Diyebilirim ki Plüto Kova frekansına uyumlanmış olacaksınız ve böylelikle çok daha rahat bir süreç ve başarıyı yakalayacak, zenginliği yakalayacak bir süreç geçiriyor olacaksınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, 26 Ocak 2008'den 21 Ocak 2024'e kadar Plüto'nun Oğlak Burcu transiti esnasında gerçekten bazı ağır deneyimler yaşamış olma ihtimaliniz olduğunu düşünebilirim. Hayatınızda var ve sabit kabul ettiğiniz pek çok şeyin bitmiş ve tamamlanmış olduğunu da düşünebiliriz. Belki kayıplar yaşadınız, belki vefatlar yaşadınız, belki iflaslar yaşadınız. İlk başlarında özellikle 2008 yılından 2014 yılına kadar daha zorlu bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Bazılarınızın ilişkileri bitti, bazılarınız bulunduğu şehri, ülkeyi terk etmek durumunda kaldı. Sonrasında güçlenmeler başladı ki yapı olarak siz güçlüsünüz. Hayatınızda size zarar verdiğini düşündüğünüz, olumsuz olduğunu düşündüğünüz pek çok şeyi hayatınızdan bile isteye çıkartmış olabilirsiniz. Belki bir evlilik sonlandırmak, bir ilişkiyi bitirmek, belki arkadaşlık ilişkisini bitirmekle ilgili. Veya davranış modellerinizde değişiklik yapmış olabilir, bilinçaltınızı tekrar yeniden programlamış olabilirsiniz. Son dönemlere geldiğimizde, yani son bir yıl özellikle, belki de pek çok şey yoluna oturmaya başladı. Bitmesi gerekenlerin bittiği, kararların verildiği, hedeflerin netleştiği, ne istediğinizi daha çok bildiğiniz, daha çok güçlü bilinçaltı ile hareket etmeye başladığınız bir sürece de girmiş olabilirsiniz. Şimdi bu Oğlak transitini bir kere daha yapacak. Kova transitine başlamadan önce Plüto. 2 Eylül ile 19 Kasım 2024'te yapacak. Eğer siz gerçekleşmesi gerekli olan dönüşümlerinizi yaptıysanız, bu tarihler arasında çok güzel, mucizevi güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Sevindirici durumlar yaşayabilirsiniz. Ama yapmadıysanız, bazı konularda sabit kaldıysanız, inatlaştıysanız, değişime direnç gösterdiyseniz eğer, bu dönemlerde yani 2 Eylül ve 19 Kasım 2024'te yine benzer bazı geçmişte yaşadığınız tecrübelerden, deneyimlerden sınavlar gelebilir. Şimdi gelelim asıl konumuza. Plüto Kova burcunda transitine başlıyor. Bu sizin için o kadar mükemmel ki, çünkü bütün hayatı tamamen değişecek olan en büyük grup sizsiniz, Kova ve yükselen Kovalar. Siz şu anda nasıl bir yaşam sürüyorsanız emin olun farklı bir yaşama geçeceksiniz. Her şey değişecek. Sizin arzu ettiğiniz şekilde olması için enerjiyi çok güzel bir şekilde kullanmanız da gerekecek. Belki yaşadığınız yeri değiştireceksiniz, ülkeyi bile değiştirebilirsiniz, dış görüntünüze değişiklik yapabilirsiniz, hayata bakış açınız değişebilir, işinizi değiştirebilirsiniz, mesleğinizi değiştirebilirsiniz, eşinizi değiştirebilirsiniz, her şeyi yeniden yapılandırabilirsiniz. Hayatınızda işe yaramayan pek çok şeyi veya kişiyi veya durumu rahatlıkla artık hayatınızdan çıkartabilir, yeni bir siz ve yeni bir yaşam inşa edebilirsiniz. Tabii bunlar çeşitli deneyimli tecrübelerle gelecek başlangıçta. Belki de size kolay gelmeyecek olan tecrübeler de olabilir. Ama tabii bunların kolay geçmesi için tabii benim bir formülüm var. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Uzun yurt dışı bağlantılı iş kapıları size çok açılıyor. Belki pek çoğunuz yurt dışına taşınacaksınız veya yurt dışı ile bağlantılı bir ticari girişimde bulunacaksınız. Yüksek eğitimle ilgili olan konular gündeme gelebilir. Kişisel gelişim hayatınızın merkezine oturabilir. Eğitmenlik yapabilecek konumlara da gelebilirsiniz. Özellikle astroloji anlamında büyük başarılar elde edebilecek bir enerji frekansıyla karşı karşıyasınız. Belki eğitim olarak astrolog da olabilirsiniz. Bilge ve bilgeliğiniz artacak. Yargı, kanunlarla ilgili konular da gündeminize girecek. Evraklar, resmi evraklar ve bunun yanı sıra pasaport, vize gibi konular.
Bunlar da bu 2044 yılına kadar merkez konularınızda yer alıyor olacak gözüküyor. Dediğim gibi tecrübeler başta kolay olmasa bile sonrasında bunları başarıya ulaşacak şekilde yöneteceğinizi öngörüyorum açıkçası. Şimdi benim size önerim, bir kere elime attığım her işte büyük başarılara imza atıyorum. Kendimi her türlü güzel olasılığa açıyorum. Fırsatları hayatıma dahil ediyorum. Ne istediğimi biliyorum ve güzellikle, neşeyle, sevgiyle yaşam yolculuğunda ilerliyorum. Güçlüyüm ve kudretliyim tarzında olumlamalar yapabilirsiniz. Yağmuk dediği resmi aslında 744 kere minimum 21 gün yapabilirseniz 41 güne tamamlayın. Yapabilirsiniz ama bana kalırsa 2044 yılının sonuna kadar Yağmuk dediği resmi aslında 744 kere zikretmenizi sizlere öneririm. Ama daha da güzeli. Bahsi geçen bu zorlu tecrübeler yaşanmasın ve siz hayatınızı daha kolay inşa edin diye Pluto Kova dönüşümü çalışmama katılmanızı öneriyorum. 18-19-20'sinde gerçekleştireceğim ben bu çalışmayı ve bu sizin için çok çok önemli olacak çünkü siz de hareket ediyor olacak, transit yapıyor olacak Pluto. En çok hayatı değiştirecek olan sizlersiniz çünkü. Kendinize bu şekilde bir iyilik yapabilirsiniz. Hem dileklerinizin gerçekleşmesi, hem korunmanız, hem bilge ve bilgeliğinizin artması, ilahi sistemden yardım almak ve aynı zamanda Pluto Kova sistemine uyumlanmak adına bu çalışma çok önemli. Sizlere öneriyorum sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Evet sevgili balık, yükselen balıklar. Pluto Oğlak Burcu'nda transitini 2008 yılında başladıktan itibaren 2024'ün 21 Ocağı'na kadar süren bu dilim esnasında daha ziyade sosyal çevre ilişkileriyle ilgili deneyimler yaşadınız. Arkadaşlık çevreleriyle ilgili veya grup, organizasyon, dernekler, başka insanlara hitap ettiğiniz konularla alakalı çeşitli tecrübelerden geçtiğinizi düşünüyorum. Özellikle belki 2015-2000 yıllarına kadar, 2016 yıllarına kadar daha zorlu deneyimlerden geçmiş olabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızdan ayrılmış, sosyal çevreniz değişmiş olabilir, onlarla ilgili bazı pürüzler yaşamış olabilirsiniz. Yeni sosyal çevreler belki girdi hayatınıza ama arkadaşlıkla ilgili pürüzler ve deneyimler sonrasında da başarılı, olumlu sonuçlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Veya grup, dernek, organizasyon gibi alanlarda yaşadığınız bazı tecrübeler olmuş olabilir. Şimdi bu konularda daha ön plana çıkmış, sesinizi daha çok duyuran, sözlerinizin daha çok dinlendiği durumlara ulaşmış olabilirsiniz. İçinizde gerçekleştirdiğiniz değişim ve dönüşümle. Aynı zamanda bazı istekler, ilk başlarda bazı konularda hayal kırıklığına uğramış olsanız da son yıllarda özellikle son bir yıl boyunca daha çok hayallerinizin, arzu ettiklerinizin gerçekleşmeye başladığı bir süreç içerisine de girmiş olabilirsiniz. Gerekli değişim ve dönüşümleri gerçekleştirdiğiniz takdirde. Şimdi Pluto Oğlak'a tekrar bir transit yapacak. 2 Eylül 2024 ile 19 Kasım 2024 aralığında. Eğer gerçekten bu dönüşümü güzel bir şekilde gerçekleştirdiyseniz Pluto'nun Oğlak dönüşümünü, o zaman bu alanlarla ilgili çok güzel mucizevi gelişmeler yaşayacaksınız. Ancak eğer yapamadıysanız, gerekli dönüşümü gerçekleştiremediyseniz bu benzer konularla ilgili tekrar bazı deneyimler ve tecrübeler ve sınavlar yaşayabilirsiniz. Bahsettiğim bu 2 Eylül ve 19 Kasım aralığında 2024'de. Şimdi gelelim asıl konumuza. Plüto Kova burcunda transitine 21 Ocak'ta başlıyor ve 2044 yılına kadar devam ediyor. Öncesinde 2023'te bir kere daha girdi Pluto Kova'ya. 23 Mart ile 11 Haziran arasında. Şimdi gözlerinizi bir kapatın bakın. O dönemde ne yaşadınız? İşte o yaşamış olduğunuz tecrübelerle ilgili deneyimler tekrar karşınıza gelecektir 2044'e kadar. Bir fragman yayınladı çünkü Pluto Kova Burcu transiti ile alakalı. Ocak itibariyle 2044 yılına kadar daha çok bir şeylere karar verme, tamamlanma ve sonuçlanma ile ilgili bir deneyim yaşayacaksınız. Ve kendinizi içten dışa doğru dönüştüreceksiniz. Belki sizi manevi dünyaya daha çok bağlayacak tecrübeler yaşayacaksınız ve manevi alanda mertebe alacak konumlara geleceksiniz. Sezgileriniz yükselecek, telepati yeteneğiniz yükselecek, ilahi alemle olan bağlantılarınız, öz benliğinizle olan bağlantılarınızı daha çok güçlendirecek tecrübeler içerisine gireceksiniz. Belki de bazılarınız bu alanla ilgili öğretmenlik basamağına ulaşacak ve daha çok spiritüel liderlikler,
öğretmenlikler yapabilecek konuma geleceksiniz. Ama bir şeyler hayatınızda tamamlanacak ve bitecek. Belki bazılarınızın evliliği, belki şu anda yapmakta olduğu işe, belki yaşam alanları, belki bunların fiziksel anlamda değil, tamamen iç dünyanızda bazı kararlar, davranış modelleri, bilinçaltını yeniden programlamayla değişip dönüştürüp son vereceğiniz durumlar olabilir. Olumsuz alışkanlıklarınızı bırakmayla ilgili, sağlığınıza zarar veren durumları artık hayatınızdan çıkarmayla ilgili de deneyimler hayatınıza gelip sizi bu tarafa doğru evriltecek olabilir. Ayrıca bunun dışında hak, hukuk ve adaletle ilgili, mahkemelerle ilgili olan konular gündeme gelecek. Bazı davalarınız varsa belki bunlarla ilgili sonuçlar almaya başlayacaksınız. Çok adil olmanız gerekli olan bir süreçtesiniz. Alma ve verme dengesinde çok adil olmanız lazım. Ne çok alacaksınız, ne çok vereceksiniz. Dengeyi kurtarmanız gerekiyor. Gelir gider dengenizi bu süre boyunca 2044'e kadar gerçekten iyi yönlendirin. Ne çok harcayın, ne de çok tutun. Cimriliği de istemiyor sistem ve çok yardım etmenizi istiyor. O konuda, bu konuda dikkatli olun. Cinsellikle ilgili konular, üreme organları ile ilgili sağlık içeren durumlar da gündem içerisine gelebilir. O yüzden bu alanları da hep böyle kontrol ettirin sağlığınıza alakalı olarak. Genel cerrahi operasyonlar çünkü gündeminize de giriş yapabilir. Bunların güzel olması adına da önemli. Tabii bu arada aile büyüklerinden sizde de bazı kayıpların olma ihtimali söz konusu olabilir. Gerçi 2044 uzunca bir süre, yaşlıysa anne ve babalar, onlarda da bu tarz kayıpların olma ihtimali var zaten. Bu tarz durumları da yaşayabilirsiniz. Ama siz içten dışa değişeceksiniz. Tamamen bilinciniz, benliğiniz, dünyaya bakış açınız, maneviyatınızın tamamen değişeceği bir 2044 yılına doğru ilerleme aşamasında olduğunuzu sizlere söyleyebilirim. O yüzden en güçlü, içten dışa yapılacak olan en güçlü yapılandırma, değişim ve dönüşüm sizde olacak. Sizden arzum ilahi rehber olmanız, destek, manevi alemde güçlenmeniz, başkalarına şifa vermeniz, başkalarına yardım etmeniz, yardım kuruluşları oluşturmanız, bu konularda önderlik yapmanız size çok büyük bir fayda verecek. Bu tarafa doğru zihninizi yönlendirin. Size zarar veren alışkanlık ve davranışlarınızdan uzak durun ve bunları da hayatınızdan çıkarın derim. Benim size önerim, geçmişi geçmişte bırakıyorum. Tamamen arınıp temizleniyorum. Pure pak bir şekilde yepyeni bir ben, yepyeni bir hayat inşa ediyorum. Manevi anlamda çok güçleniyorum tarzında olumlama yapın. Son derece adilim tarzında da bir olumlama yapmanızı öneriyorum. Adaleti unutmayın. Adaletle ilgili alma vermeyle çok ciddi sınavlarınız olabilir. Bunları aşın. Eşin geliri, ortaklık kazançlar, miras konuları da gündemimize giriş yapacaktır. Burada hep hakkı ve adaleti gözetmeye çok dikkat etmeniz gerektiğini altını çiziyorum. Olumlamayı verdikten sonra esma olarak da size önerim. Ya Gaffar esmasını 1281 kere 21 gün minimum okuyun. 41 güne tamamlarsanız süper olur. Ama bana kalırsa 2044'ün sonuna kadar Ya Gaffar esması size çok büyük bir fayda getirecek. Bunu zikretmenizi öneririm. Daha da güzeli 18-19-20'sinde Plüto Kova dönüşümü adlı çalışmama katılmanızı sizlere öneriyorum. Bu çünkü çok önemli bir çalışma. Böylelikle olası negatifleri yaşamayıp daha güçlü bir dönüşüm yaparak hem dileklerinizin oluşmasını sağlayarak, hem korunarak, hem ilahi olarak yükselerek bu süreci çok daha rahat geçirebilirsiniz sevgili balık ve yükselen balıklar.